Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Cumhuriyetimizin 100. yıl dönüm kutlamaları çerçevesinde Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes temasıyla 81 ilde 2023 noktada fidan dağıtım ve dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Ülke genelinde 2023 noktada 5 milyon 23 bin fidan dikilecek. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin Konya'daki ilk adresi Kayalı Park oldu. Konya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın erken saatlerinde 42 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Ağaç çok kıymetli bir şey yani. Bunun kıymetini çok iyi bilelim yani. Köyümüzde çok böyle ağaçlık bölge. Çok da iyi sahip çıkarız. Oraları yeşillendirmeye devam edeceğiz inşallah. Konya'mızın bütün dağlarını yeşertmeye çalışacağız. Okula götürüp dikeceğiz okulun bahçesine. Babaannemle gideriz, dikeriz. Bahçemize gömülür. Bahçenin kenarına yapabilirim. Orada hiç ağaç yok. Okula götüreceğim. Daha yeşil Konya için çalışacağız. Temiz havamız olacak. Aldıkları fidanları tarlalarına, bağlarına, bahçelerine, mezarlarına dikebilirler. Her vatandaşımızın bir fidanı olsun arz ediyoruz. Ardından kent protokolü eşliğinde Sille Mahallesi ağaçlandırma sahasındaki fidan dikim törenine geçildi. Etkinlik fidan dikim duasıyla başladı. Aldığımız güzel vatanın emanetleri bizden sonrakilere de güzel, iyi ve daha gelişmiş bir şekilde bırakabilmeyi bizlere nasip eyle. Ardından fidan dikimi hakkında katılımcılara bilgi verildi. Fidanı dikmeden önce poşetini kestiğimiz bu siyah poşetleri çıkartıyoruz. Fidan dikim çukurunun yanına koyuyoruz. Fidanımızı fidan dikim çukuruna yerleştirdikten sonra kök boğazı dediğimiz kısma kadar çapalarla toprağa dolduruyoruz. Ayağımızla fidana zarar vermeden her iki tarafından bastırarak fidanımızı sabitliyoruz. Daha sonra protokol üyeleri çocuklarla birlikte fidan dikim alanına geçti. Konya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karaman ve Aksaray illeri de dahil olmak üzere 50 farklı noktada 100 bin fidan toprakla buluşturuldu. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği ne aynı zamanda bugün ilimizde de icra etmiş olduk. Yeşili muhafaza yönelik bu temayülünüzden dolayı hepinize teşekkür ederim. 2023 yılında Konya'da 1 milyon 100 bin adet fidan dikimi ve 2 milyon 500 bin tohum ekimi yoluyla toplamda 3 milyon 600 bin adet fidan toprakla buluşturulacak. Ağacımı diktim, sulamadım ama. Fidan ektim, suyadım. Yorulduk ama değdi. Hem sevap işledik hem de gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmış olduk. Kaç tane ağaç diktiysek hocam o kadar sevap kazandık. Geleceğimize ağaç büyüttük. Vallahi 5'e yakın fidan diktik. 5. Aşağıya indim, 20 tane falan diktim fidan. 24 tane ağaç diktiğim için çok mutluyum. Milli Ağaçlandırma Günü sadece bir fidan dikme etkinliği olarak görülmüyor. Aynı zamanda gelecek nesillere daha güzel ve daha yaşanılabilir bir ülke bırakma çabası olarak değerlendiriliyor. Her diktiğimiz ağaçtan şey alıyoruz, sevap alıyoruz. Ağaç dikmek sadaka cariyettir. Herkese tavsiye ediyorum. Eğer biz dünyamıza sırt çevirirsek, onun dengelerine saygı göstermezsek, dünyanın bize vereceği cevapları karşılama gücüne sahip olmadığımızı asla unutmamalıyız.